Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Nereye geldik? Onu göstereceğim birazdan. Ama biraz bir an önce bir yerleşelim. Hava birazcık soğudu. Akşam üzeri oldu. Sahil kamptayız. Daha detayları vereceğim. Hadi gelin izleyelim bakalım. Nasıl ayakları koyacağız? Nasıl su dolduruyoruz? Nasıl yerleşiyoruz? İlk önce kılavuz tekerimizi koyduk. Şimdi burada bir terazi ayarı yapacağız. Terazi ayarı için ayaklar çamur olduğu için yere batmasın diye şöyle bir su kontrası aldık. Suya dayanıklı bir malzeme, tahta. Bunları ayakların altına koyacağız. Onun haricinde Trendyol'dan şöyle bir şey aldım. Bijon anahtarı. Uzun. Bu görmüş olduğunuz şarjlı matkaba giriyor ve çok rahatlıkla ayakları indirip kaldırabiliyoruz. Hadi izleyelim bakalım neler yapacağız. Artık kılavuz tekeri yerinden çıkartabiliriz. Dört ayağımızla sabitledik. Teraziyi aldık. Şimdi kılavuz tekeri yerinden çıkartacağız. Dediğim gibi ayakları sabitledikten sonra kılavuz tekeri kaldırıyoruz. Burada bir pim var. Pimi açıyoruz. Kılavuz teker boşalıyor. Kılavuz tekerimizi yerine koyuyoruz. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Evet, suyumuzu doldurduk. Şimdi topluyoruz hortumumuzu. Hortum toplama işi birazcık can sıkıcı ama. Evet. Hortumu içeri koymayacağım. Çünkü bitebilir. Yakın yerden bir su çekeriz. Birazdan size karavanla ilgili daha teknik detaylı bilgiler anlatacağım. Ama şimdilik nerede olduğumuzu göstermek istiyorum size. Şöyle göstereyim. Şöyle bir alan. Sahil kamptayız. Her karavan için bir yer var ama biz şu anda yeni açılan yere geldik. İşte aracımızı buraya koyduk. Şöyle bir manzara var. Rüzgar estiği için eserse diye biz buraya getirdik karavanımızı. Ama memnunuz. Daha detaylı çekeceğim sizlere. Merhaba arkadaşlar. Akşam oldu artık. Biz yeni yeni yerleşiyoruz. Bir yemek yapacağız. Şunu göstermek istiyorum. Şu yukarıda gördüğünüz ışık karavandan, elektriğinden bağımsız. İnternetten aldım. Solar enerjili. Yani kendi üstünde bir şey var. Ne derler onun ismine? Güneş paneli var. Güneş panelini alıyor, şarj ediyor. Şarjdan sonra içinde tutuyor. 3 kademe ayarı var. Gördüğü zaman yansın, her zaman yansın. Gördüğü zaman yansın ve sönsün. Ama dışarısı için güzel bir şey. 3M bant ile oraya yapıştırdım ben onu. Ve şu anda çok karanlık bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi. Çok karanlık bir yerde işimize yarıyor. Bu bizim karavanımızın dış ışığı. Buradaki. O dış ışık. Şöyle göstereyim. Şu dış ışık bayağı bir led ışık lamba veriyor. Bu şekilde. Şimdi gidelim bir. Yani bugün size karavanı tanıtacaktım ama karavanı tanıtamadım çünkü bayağı karanlık oldu. Belki akşam üzeri içini tanıtırız. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Burası bizim karavanımızın içi. İki tane ranzası var. Alt ranza, üst ranza. Biz üst ranzayı genellikle keyif için, canınızın keyfi için ve şöyle eşyalarımızı koymak için kullanıyoruz. İki tarafında da yetişkin insan yatabilir. Sıkıntı değil. Alt ranzamız 2 metreye sanırım 60 santim olması gerekiyor. Üst de öyle.
Bunun haricinde şöyle bir dolabımız var. Biz buraya işte askılık koyduk. İçerisinde girelim bakalım. Açar mısın hayatım orada? Işık açıkmış. Şöyle bir portatif tuvalet. İçinde işte musluğu, duşu. Biz buraya ekstra diş fırçalığı koyduk. Oraya tuvalet temizleyicisini koyduk. Fırçalarımızı buraya, el sabunumuzu buraya koyduk. Ve buraya bir dolap olabilir. Havalandırması burada. Hem içeriden böyle çevirip hem de dışarıdan açılabiliyor. Burayı tanıttık artık. Kapatalım. Devam ediyorum. Şimdi oraya geliyorum. Şimdi burada bir tane, yani bu priz hakkında 220 volt veren prizlerden bir tane prizimiz var. Bir de invertörün içinde var. İnvertörü de birazdan göstereceğim. Çift ocağımız var. Şöyle bir filemiz var. Devam ediyorum. Şurada bir mutfak için şöyle bir tezgahımız var. Açılıp kapanabilir bir tezgah bu. Dolaplarımız yeteri kadar geniş. Şimdi şurada bir üst dolabımız var. Üst dolabın içinde bizim eşyalarımız bu şekilde. Daha alt taraflarında bayağı dolap var. Yani bu arada şu çöp çok hoşuma gitti. Katlanabilir bir çöp bu. İçeride kullanıyoruz. Dışarıda bir tane koyuyoruz. Burada işte böyle bir çekmecemiz var. Tüpün olduğu yer burada. Tüpü için bir tane ışık tutar mısınız diyeceğim ama tamam gözüküyor az bir şey. Aygazı mini aygaz tüpünü almak zorundasınız dedendörüyle beraber. Yanılmıyorsam 8 milimetreydi. Burada da bir gözümüz var. Devam edelim. Burada kontrol panelimiz var. Işıkları kontrol edebildiğimiz. Şurada bir tane daha gözümüz var. Bu gözde 1200 watt invertörümüz var. İnvertörün yarı zamanlı, yani şöyle söyleyeyim, tam modifiye sinüs değil. Ama yine de yeterli. %80 kayıp oluyor. 1000 watt'a denk geliyor. Şurada kontrol panelimiz bir tane daha var. Sigor dıştan, içeriden, güneş panelinden. Şu anda yine güneş paneliyle biz kampımızı yapıyoruz. Şurada katlanabilir bir masamız var. Bu katlanıyor üstüne. Akşam gösteririm ben size. Şuradaki minderler gelip yatak oluyor. Devam ediyorum. Biz güneş panelimizin üstüne MPPT şarj etsin diye, daha Anne, hızlı şarj etsin ve daha dengeli şarj etsin diye babam MPPT 30 amperlik bir kontrol şarj ünitesi aldık. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Aküden pardon şeyden aldığım solar güneş panelinden aldığı enerjiyi bu MPPT tam şey modifiye şeklinde aküye iletiyor. Akümüz buranın altında 105 amper akü veriyor. Başkent karavan. Bunun altında da göstereceğim birazdan ikisinde. Bunun altında da su deposu var. Su deposu da 55 litre. Ve aynı zamanda da Webosta'mız var. Ya daha doğrusu dizel ısıtıcımız var. Markası Webest'ten. Şuradan sıcak hava veriyor. Ve buradan da kontrol ünitesi var. Şu anda dışarısı 10 derece ama içeride yemek piştiği için içerisi bayağı bir sıcak. Gösteriyor mu burada kaç derece olduğunu, bir bakar mısın? Şu anda 17 olarak. 17 derece ama yani bayağı bir 17 değil sıcak. ama Aynen, biz yok şu şu an anda. terliyorum ben. Ekstra şurada iki tane raf koymuşlar. Daha önceden yoktu. 2023 modellerinde var. Bu raf arkadaşlar resmen hayat kurtarıyor gerçekten. Onu söyleyebilirim. İçi bu şekilde. Şimdi depoların altlarını göstereceğim size. Arkadaşlar. Şimdi akümüzün ve depolama alanımızın olduğu yeri açacağım size. Şöyle bir depolama alanımız var. Akü orada. Yastıklarımızı, yorganlarımızı koyuyoruz biz. Diğer tarafı da açacağım. Diğer tarafı da göstereceğim. Şimdi bu tarafta da bir tane daha su depomuz var. Pardon, su depomuz var 55 litre. Ve burada da Webosta'mız var. Aslında Webest'ten marka dizel ısıtıcımız var. 5K var kendisi. Ve çok çok fazla yetiyor. Çok az yakıyor. O şekilde. Biz karavanımızdan, küçük karavanımızdan şu anlık memnunuz. Daha yeni başladık zaten karavan hayatına. Hafta sonları kaçamak yapmak için, böyle gezmek için, huzurlu bir hayat yaşamak için. Çünkü İstanbul'da oturuyoruz. Bizi çok yoruyor İstanbul'un koşturmacası. 5 yaşında da bir oğlumuz var. O da okula başladı bu sene. Tabii onlar sokakta koşarak oynayamıyor. Şey yapamıyor. Yani bizim gençliğimizdeki, ben 34 yaşındayım. Eşim de 34 yaşında. Sokak 33. Sokakta yani bizim gibi koşturamıyorlar onlar. O yüzden yani böyle bir karavan alıp doğada rahat rahat hareket etmesi için böyle bir işe giriştik. Üçüncü kampımız bu. Ve şu an için mutluyuz. Doğru değil mi? Yani tabii eziyetleri de var. Yani yorucu anları da var. Bence yorucu değil. Sence değil, çünkü ağır işleri ben yapıyorum. Evet, Yani o yüzden olabilir ama
Yani yorucu tarafı yok. Bence çok daha keyifli. Bütün haftanın yorgunluğunu bence atıyoruz. Yani şu an Atıyoruz, burada atıyoruz. olmamız bile İşte bir sanki dışarısı hiç o kadar haftaya güzel ki çalışmamızı gezdireceğim istemiyor. birazdan sizi. Yani çok güzel bir yerdeyiz. Bunun gibi bir dünya yer var İstanbul'un içinde. Tabiat parkları var, sahiller var, free alanlar var, kamp alanları var. Yani buraları değerlendirmeye çalışıyoruz hafta sonları için. Ya mesela biz memnunuz. Canavaz'a soralım çocuk için. Bir dakika. Bey, sen memnun musun? Karavanla yaşamaktan, hafta sonları gezmekten. Mutlu oluyorsun değil mi? Özgür hissediyor musun kendini? Birazcık diyebiliriz. Niye özgürlük, niye hissetmiyorsun tamamen özgür? Dışarı çıkamıyorsun, soğuk değil mi şu anda? Tamam babacığım. Bir şey söylüyor musun? Peki en mutlu olduğun şey ne canım? Karavanda. Bir şey çıkıp Aferin benim oğluma. Şimdi biz yemeğimizi yapalım, yemeğimizi yiyelim. Sonra dışarıda bir tur attığımız zaman tekrardan sizlerle görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Akşamın bir körü oldu ama olduğumuz yer çamur birazcık. Çamur olmasın diye tenteyi açmamız lazım. Yarın da bir akşama kadar buradayız. O yüzden yemekten önce bu tenteyi açmak için şimdi uğraşacağız. Siz de Saçlar. izleyin. Bunu açacağız, yapacak bir şey yok. Şimdi şu önüne geliyor. Bunu açtım. Bir sırtları var her birinin. Hoppa. Öteki şeyi de açalım. Cırt cırt. En dışarıda cırt cırtı var. Onları açıp fermuarlarını açmamız gerekiyor. Çünkü yer bayağı gerçekten çamur. Burası güzel ama rüzgar esmez, dışarıda vakit geçirebiliriz. Şimdi ben alıyorum. İçerideki cırt cırtları da açıyorum. Bu açık. Çık bakalım. Şunu da açalım. Şimdi gelecek. O tarafa geç. Gülşah. Geliyor. Geliyor. Tut Tamam. şimdi. Çek bakalım. Biraz uğraşlı bir iş ama su girmiş zaten bu tarafına. Senin tarafında var mı? Yok. Tamam. Kudur tarafı. Şimdi altından bayağı da uzun ya. Evet. Altından çıkan şu ayakları ötekini sen al, bunu ben alıyorum. Tamam. Buraya koyalım. Tamam mı? Tamam. Yerdir. Tamam. Çıkarttırdın mı? Çıkartma onu. Çıkartma hayatım. Niye çıkartıyorum? Bak çıkartmadım ki ben. Şimdi bunu dengeli tutacaksın bak. Aynı şekilde. Sen o tarafa doğru yatırıyorsun. Bu tarafa doğru yatır. Heh, yatır azıcık daha. Azıcık daha ileri al. Heh. Bu şekilde tutman gerekiyor. Ben o içindekileri alacağım. Ortadan deline tut. Yerdir. İçinde İçinde ne de var? iki tarafa çıkan şeyler var. Yan tutmaçları var. Heh. Şuraya gidecek. Tamam mı? Cırt cırtlarını buraya alalım. Sabah daha iyi anlayacaksınız ama toplarken gösteririm ben size. Ama bunu yapmamız gerekiyor çünkü bulunduğumuz yerin zemini komple çamur. Vıcık vıcık hem de. Daha yeni Evet, ben açmışlar. şu an çamur oldum bile. O yüzden bunu mecbur yapmamız gerekiyor. Bir de ilk defa kullanacağız şimdi bunu. Öteki tarafın deliğine takacağım. Oraya takmak için şunu çıkartmak gerekiyor. Şuraya hiç su dökmememiz gerekiyor. Geliyor. Yani aslında çok zor değil. İki kişiyle zor değil. Şimdi bunun kazıklarını arka taraftan sen bulacaksın. Arka şeyde. Nerede? Bagajda. Tamamdır. Canavaz aldı veya şeyde. Yani her tarafta olabilir. Şeyde de olabilir. Bu durdu mu sabit? İçeride. Hayır. Bekleyeceksin çok az. Geliyor annen oğlum. Bir dakika bekle. Büyük ihtimal arka tarafta veya önde. Bırak bakayım bir. Duracak. Evet. Tamam. Bırakabilirsin. Tamam. Şunun eğim ayarını içindeki bir şeyden yapıyoruz. Evet, bu şekilde kurduk. Şöyle göstereyim ben size. Yan tarafta şurada bir uzun yan gelen bir direk var. Aynı şekilde karşıda da var. Aynı şekilde buraya geliyor. Yükseklik ayarını şu alttaki yerden yapabiliyorsunuz. Tabii gündüz daha iyi göstereceğim ama şu kazıklarını sabitlemek için rüzgardan gitmesin diye kazıkları alıyor Gürşah.
Yarın sabah daha herhalde göstereceğim. Buldun mu? Hayır. Tamam, o zaman içeridedir, bakacağız. Önde herhalde. Arkadaşlar şöyle iki tane kazığı var. Şu şekilde iki tane kazığı var. Şöyle de ipleri var. Şurada yeri var. Oradan geçirip yere sabitliyorsunuz. Yarın sabah da devamında göstereceğim size. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Gerçi konuşalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. En güzel yanı da bu. Çocuk uyudu. Değil mi? Evet. Aynen. Hava çok güzel. Hava aslında güzel. Kaç derece? Yaklaşık 7-8 derece. Ama şey yok, rüzgar yok. Rüzgar yok çünkü bizim olduğumuz yer, drone'da da gördüğünüz şey, korunaklı bir yer. Evet, o yüzden. Ön tarafımız manzara, bence arka tarafımız orman. İşte çayımızı da aldık, öyle keyif. Değil mi? Evet. Aynen. Söyleyeceğim bir şey var bence mı karavanla ilgili? Karavanla ilgili, üçüncü kampımız dediğimiz gibi. Aynen. Bence gayet keyifli. Hani ben olumsuz bir tarafını görmedim açıkçası. Biraz kamp yeri bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz yani galiba. Yani İstanbul alanının içinde tabiat parkları var. Mesela karşı tarafta Kilyos'un olduğu taraflarda tabiat parkları birazcık kamp yapmaya müsait değil. Yani izin vermiyorlar. Evet. Yani bu taraftakilerde de mesela karavanla gidilecek yerler az. Yani bir keşif yapıyoruz yani bu Ömerli tarafları, Beykoz tarafları. Keşif yapıyoruz. Yani kamp alanı için mesela biz geldik. Buraya girişte yaklaşık 2 kişi fiyatı alıyor karavandan. 180-180, 360 lira alıyor. Gerçi aldıktan bir gün sonra 500 lira yaptılar. Evet. Arkadaşımız Salihler var, Semalar. Onları da geleceklerdi. Başka işleri çıktı. 500 lira yaptılar bir gün gelmeden önce. İşletme olarak güzel gözüküyor. Bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor ama işletmecilerin tavırları birazcık sert ve asi. Yani o bizi rahatsız ediyor. Yani siz niye oraya koydunuz? Yani bir niye böyle daha yapıyorsunuz? Kibar değiller. Bence. Aynen öyle. Kibar değiller. Mesela biz geldik, karavanımızı park ettik buraya. Bize bir yol gösteren olmadı. İçeride nereye park edebiliriz, ne yapabiliriz? Onun haricinde bir de kaldığımız yere biz koyduk. Yani müsait bir yermiş gibi. Aslında burası yıllık olarak kiralanıyormuş şu anda olduğumuz yer. Biz bunu bilmiyorduk. Siz oraya niye koydunuz dediler. Ya biz dedim ne bileyim, bize gösteren olmadı yani. Girişte de video çekelim dedik. Değil mi? Ya yani, orada da böyle çabuk olun, hadi olun, girecek misiniz, olun, kalmayacak mısınız gibi tavırlar sergilediler. Yani bu daha önce biz buraya çadırla da geldik. Aynı şekilde yaşamıştık. Aslında kötü bir yer değil. Yani manzara olarak çok güzel. Şeyi de güzel. Kurgusu da güzel. Yani adamlar işte buraya bungalovlar yapmış, kamp yerleri yapmış. Evet, mükemmel bir yer. Güzel aslında. Bir yer. Birazcık daha profesyonel olabilir sadece. Evet, ben geçen çadırla geldiğimizde de aynı sıkıntıyı yaşamıştım. Çok hani üslupları biraz yanlış diyelim. Aha. Bize mesela biz buradayız. Burada bulunduğumuz yer, dediğim gibi senelik olarak kiralamışlar bu alanı. Kimse yol göstermedi. Bir de ekstra burada mesela hiç elektrik almıyoruz şu anda. Yine sadece kendi elektriğimizi kullanıyoruz. Kendi akümüzden kullanıyoruz. Suyumuzu yan tarafta yıllık kiralamış birinin bahçesine girip aldım. Ona laf ettiler. Çünkü dediğim gibi kimse yol göstermiyordu ve musluk, en yakın musluk çalışmıyordu mesela. 3-5 evet, tane musluk var. Her direkte var ama şey yok. Çalışmıyor. Aynen, çalışmıyor. O şekilde yarın gezeceğiz tabii. Şimdi akşam olduğu için ben daha fazla ışıklandırma var zannediyordum ama bu şekilde gezilmez dışarıda. Kendi kafa ışığımızı da almamışız. O yüzden yani yarın daha detaylı çekeriz. Bu şekilde. Bu arada ilk defa açıyoruz. Size çektik biraz önce bunu ama yarın daha detaylı anlatacağım ben size. Bence çok da güzel oldu. Şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor çatır çatır ama çok ama güzel. Ben aynen. Hafif bir bize sesli. Bir şey lazım burada, yakacak. Aynen. O zaman ne alıyoruz? Bir tane şey alırız ya, bu yakacak, yakıyorsunuz ya ısınmak için. Neydi onun ismi, neyse. Unuttum. Aynen. Öyle. Bence de almalıyız. Aynen. Eksiğimizi bulduk bu arada. Aynen öyle. Bu şekilde. İçini tanıttım biraz önce size. Dışını da yarın tanıtacağım. Daha ince detaylarına girerim. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum da yapabilirsiniz. Yavaş yavaş biz de yatarız birazdan. Söylemek istediğim bir şey var mı başka? Yok, hayır. Tabii biz geç geldik bu arada. Eşim 4'te çıktı işten. Cumartesi günü. Saat 6'da buraya geldik Maltepe'den. O yüzden çok... Bence gayet iyi geldik. Yine iyi geldik. Saatte aynen, yoktu. Aynen. Çok rahat bir şekilde geldik. O yüzden çok fazla size bir şey çekemedik ama yarın çekeceğiz. Evet, yarın bol bol sabah kahvaltısıyla başlarız. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. How do
Çok güzel bir yağmur yağıyor. Yürüyüş yapalım. Böyle bir yerdeyiz. Günün sonucu daha iyi belli oluyor. Komple kamp alanını gezdireceğim sizi. Sahil şu aşağıda. Böyle bir koy burası. Aslında koy da değil ama tepe. Bungalovlar var. Karavanlar var kiralayabilecekleriniz. Şöyle tin house'lar var. Arkamızı ormana verdik. Gidene kadar yağışlı ama olsun, yağışlı da bir ayrı bir keyif var kamp. Şimdi biraz bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıdan sonra yürüyüşte görüşürüz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kızartmayı biz içeride yapmıyoruz. Sebebi de içerisinin çok fazla kokması. Nurgaz'ın şöyle bir tane ocağı var bizde. Bu ocak bizim çadır yaparken almıştık. Bizim çok işimize yarıyor. İçinden şöyle bir tane, daha doğrusu ekstra olarak tüp alıyoruz. Şu yine Nurgaz'ın tüplerinden. Yani bütün yemekleri burada yapmazsanız bir tüp 3 kan falan gidiyor. Çok pahalı bir şey de değil. İçinden şöyle çıkıyor. Şöyle göstereceğim. Bu da benim rüzgar önleyicim. Şöyle bir ocak çıkıyor içinden. Bakalım. Ocağın içine, bir dakika hayatım. Ocağın içine bunu şu şekilde takıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Tekrar koyuyorum. Açma yeri var. Kendinden çakmaklı. Bastığımız zaman ateş yanıyor. Şimdi içerideki kızartmayı, içerisi kokmasın çok dar alan diye burada yapacağım. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yürüyüşe çıkacağız ama yürüyüşten önce şu dün akşam yaptığımız tentenin gündüz bir resmini göstereyim istedim size. Şimdi detaylıca küçük bir detay çekeyim ben size, bir dakika. Şimdi şu yan barlar, yan direkler içeriden çıkıyor. Katlayıp bu şekilde içeri koyuyorsunuz. Aynı şekilde onu da, şunu da katlayıp içeri koyuyorsunuz. Şu yan bar uzayıp kısalabiliyor. Eğimini buradan ayarlıyorsunuz. Kazıkları bunu sabitlememizin amacı, yağmur olduğu zaman veya daha doğrusu rüzgar çok olduğu zaman hareket etmesin diye. Dün çok fazla yağmur yağdı. Altında da bayağı bir büyük alan, yani 3 metreye yakın. Su birazcık birikmiş. Şuradaki dikiş yerlerinden atabilir. Ona dikkat çektik. Ya şöyle bir tane çubuk koyacaksınız buradan buraya, yere. Yağmur, çok yağmur yağdığı zaman. Ya da birazcık daha esneteceksiniz. Şu şekilde göstereyim. Bu katlanıp, bunlar katlanıp bunun içine giriyor. Yan barlarda katlanıp şuranın içine giriyor. Kendi elinizle katlayarak yukarı kadar getiriyorsunuz ve orayı içine sokuyorsunuz. Bakalım ıslak kurutabileceğiz mi bugün? Kurutmadan mı koyacağız? Göreceğiz. Birazdan bir yürüyüş yapalım. Can, yerler çok çamur. Yanlış yere çekmişiz ama rüzgar olmasın diye. Olsun. Sahile doğru gidelim. Neyse, çamur da eğlenceli. Evet, çamur da eğlencelidir. Sahile doğru gidelim mi Can? Hadi gidelim de. Bir önce otel çıkarım. Bir önce insanın hayvanı dönmeyeyim bir önce. Tamam. Yani. Tamam. Hadi önce bakalım. Evet. Keşifteyiz. Şöyle bir koya geldik. Şöyle karavan yerleri de var. Ama çocuğumuz olduğu için oraya koymak istemedik. Uçurum olduğu için. Şimdi annesi elinden tutarak Canan'ı götür bakalım. Canan sen de. Çünkü ben kameralar var. Evet, fırtına da buraya kadar su gelebilir Can.
Hadi masaya kadar gidebileceğiz mi? Hedefimiz masa. Gidebilecek miyiz acaba? Hatun sen yürüyemiyorsun ki çocuğu tutacaksın. He? Dikkat. Çok güzel bir arama ya. Şile sahil kamptayız. Böyle keşfedilecek çok yerler var. Yukarıda ormanın içi de var. Ama çok çamur olduğu için sahili tercih ettik. Şu mikrofonu da ayarlayalım. Evet, düz yere geldik. Hedefimize yaklaşıyoruz. Canınızın altındakini Elsiva 2'den aldın değil mi Gülşah? Neyi? Altındaki şeyi. Çivodan. Çivodan mı? Rüzgar ve su geçirmeyen bir malzeme. Batsın istedik. Şimdi şöyle bir koyalım kameramızı. Şimdi drone'la buranın keyfini sürmeye geldik. Kampımızın sonuna doğru geliyoruz. Yalnız yol o kadar çok bataklık ki. Arabamız burada. Bu çamurdan hızlıca gelip şuraya çıkmam gerekiyor. Yani ben ayakkabılarımı göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bu araç oraya gidip onu alırsa bize helal olsun. Şimdi birazdan geri geleceğim. Gelirken de size çekeceğim. Bakalım çıkabileceğiz mi? Görüşürüz birazdan.